Bak Cenab-ı Allah diyor ki Rad suresi 42'de şeytanın Allah'a sığınırım. Bu yurdun sonu, dünyanın sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir. Yurt duran bir yurttan bahsediyorlar. Bu yurdun sonu kimindir? Yani bu yurt kime aittir? Kimlerin kontrolündedir? Allah kimlere vermiştir? Bunu bilecekler diyor. Ne zaman? Pek yakında diyor. Allah için 1400 sene, 1500 sene uzak bir vakit değil. Bu ayetin ifadesi önümüzdeki yıllarda tahakkuk edecek. Zulmetmekte olanlar diyor Allah, Şuara suresi 227. Zulmetmekte olan yani deccaller nasıl bir inkılaba uğrayıp, inkılap yeni bir değişim, yeni bir hal, yeni bir anlayış, yeni bir hayat. Nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini, yıkılacaklarını, yok olacaklarını, etkisiz hale geleceklerini pek yakında bileceklerdir diyor deccaller. Şimdi bunu da görecek insanlar. Pek yakında. Bak Allah buna da pek yakında diyor, buna da pek yakında diyor. 1430, 1440 Allah için uzak değil. Ama 1440 tabi çok önemli bir tarihtir. İnşallah. İsra suresi 81. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Mehdiyet geldi mi, deccaliyet gider. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Yani batıl mutlaka, Darwinizm, materyalizm mutlaka yıkılır. Yani 100 yıl direnmesi, 150 yıl direnmesi önemli değil. Mutlaka yok oluyor. Bak hiç şüphesiz diyor Allah, batıl yok olucudur. Araf suresi 137. Kendisine bereketler kıldığımız yerin, işte Türkiye'de bunun içinde. Türkiye, Suudi Arabistan dahil, İsrail dahil, Filistin dahil, Mısır'a kadar. Kendisinde bereketler kıldığımız yerin doğusuna, batısına da o hor kılınıp zayıf bırakılanları, Mehdi ve talebeleri. Bak hor kılınıp Mehdi talebe hor kılınacaktır. İnsanlar tarafından horlanacaklardır Mehdi de dahil. Ve zayıf bırakılacaklardır. Hakaretlerle, iftiralarla, komplolarla kimi mesela mahkemeye verecek, kimi hapsetmeye kalkacak, kimi onları savcılıklara ihbar edecekler, mahkemelere ezmeye çalışacaklar. Zayıf bırakanlara onlara mustazaf diyor Cenab-ı Hak, mustazafları mirasçılar kıldık, onlar hakim olacaklar diyor. Yani Beni İsrail, Hazreti Davut'un soyu, yani Mehdi, yani Mehdi ve talebeleri. Biz Beni İsrail'iz. Ben Beni İsrail'im. Sizler de Beni İsrail'siniz. Bizler Mehdi talebesiyiz. Mehdi talebeleri Beni İsrail'dir. Tövbe suresi 132. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar, konuşarak. Yani mesela internette konuşması yazılıyor, kitaplara konuşmaları yazılıyor. Ağızları derken ağzından çıkan sözler, yani o fikirleri ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Şu anda da bunu yapmaya çalışıyorlar. Dünyanın her tarafında, demeçlerle, konuşmalarla, radyo televizyon programlarıyla. Mehdi gelmeyecek, Mehdi gelmeyecek, Mehdi gelmeyecek, İsa gelmeyecek, İsa gelmeyecek. Allah'ın nurunu, Mehdi'yi kendilerince söndürmek istiyorlar. Bak ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Bütün kanallarda çıkıyor. Oysa diyor Allah, karşıtlar, karşıt olan kişiler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Mehdiyeti hakim etmekten başkasını istemiyor Cenab-ı Allah. Ahir zaman işareti. Tabii Mehdi'ye karşı olanlar küfür içindedir demiyorum ben.
Ama bilgisizlik içindeler. Yanlışlık içindeler. Yine Saf Suresi 8. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. O televizyon programlarına bakın. Mehdi alametleri de çıkmadı. Mehdi de çıkmayacak. İsa inmeyecek. İttihat-ı İslam'da olmayacak. İttihat-ı İslam hiçbir zaman için olmaz. İşte insanların beşte biri ancak Müslüman olur. Böyle bir şey yoktur gibi. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu, İttihat-ı İslam'ı, Mehdi'nin çıkışını, İsa Mesih'in çıkışını, insanların mutlu oluşunu durdurmaya çalışıyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Ben yapacağım diyor. Bak Allah tamamladım demiyor Cenab-ı Hak. Tamamlayıcıdır. Nasıl tamamlıyor? Mehdi ile tamamlıyor. İsa Mesih ile tamamlıyor. Öyle olsa Allah tamamladım derdi. Tamamlayıcıdır. Tamamlayacak. Kafirler hoş görmese bile, yani küfredenler, İslam'a karşı olanlar, tabii ki bundan hoşlanmayacaklar diyor Cenab-ı Allah. Onlar hoş görmese de İttihat-ı İslam olacak, terörde kalmayacak, anarşide kalmayacak, silahlar susacak. Ahzab suresi 27. Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere miraç çıkıldı. Allah her şeye güç yetirendir. Bütün dünyaya hakim olacaksınız diyor Allah. Topraklarına, yurtlarına, mallarına, ayak basmadığınız her yere miraç olacaksınız. Yani siz her yerde olacaksınız diyor Müslümanlar. Ben İsrail, yani Mehdi talebeleri. Beni İsrail'i Tevrat tarif ediyor. Yakup oğullarının yönetimindeki mümin Müslümanlar. Yani Mehdi'nin liderliğindeki Müslüman milletimiz. İnşallah. Onun içerisinde tabii İsrail de var. Onlar da çünkü hakkı hak olarak inşallah ileride kabul edecekler. İlk önce Tevrat'ın aslına uyacaklar. Mehdi onları Tevrat'ın aslıyla yönetecek. Yakup oğullarına bir mirasçı olarak, bir güzellik olarak, bir koruyucu olarak, onları koruyup kollayan, onlara iyilik, bereket, bolluk getiren bir şahıs olarak Mehdi zuhur ettiğinde Beni İsrail 3000 yıldan beri görmedikleri sevinci, mutluluğu, güzelliği yaşayacaklar. Mehdi'nin bir alameti de Hazreti Süleyman'ın mescidini yapmasıdır. Mescidi yaptığında İsrail bayram edecek. İnşallah. İnşallah. Mehdi Hazreti Musa'nın sandığını da getirip Hazreti Süleyman'ın mabedinin önüne koyduğunda Peygamberimiz diyor ki pek azı dışında bütün Müslümanlar, Museviler Müslüman olur diyor. Çok az dışında hepsi Müslüman olacaklar diyor. Kardeşim bütün vaat olmuş çünkü Tevrat'ın dediği olmuş. Tabii, evet. Alenen belli ki Mehdi. Yani belli ki Mesih o. Sandık da gelmiş, sandık zaten alamet. Tevrat'a göre çok net. Ve sandık sadece onun getirebileceği bir şey. Yani Mehdi'ye ait bir şeydir. Tabii. Sırf o yaptığına göre o. Kur'an'da da ona işaret ediyor. Huzur ve sekinet getirecek size diyor sandık. Ona işaret ediyor Allah. Bir alamet olduğunu söylüyor Allah Kur'an'da sandığın, kutsal sandığın. Ali İmran suresi 139. Gevşemeyin diyor Allah. Gevşemek ne demek? Teyakkuzu azaltmak. Sıklığı azaltmak. Presi azaltmak. Güçlü atakları azaltmak. Gevşemek. Gevşek. Çok güçlü olun diyor Allah. Çok atak olun. Üzülmeyin. Haram kırmış. Bütün Müslümanlar Allah bu ayetle üzülmeyi haram kırmış. Gevşemeyi de haram kılmış. Teyakkuz ve atak halinde olacak. Üzülmeyi de haram kırmış. Eğer gerçekten iman etmişseniz, samimi iman ediyorsanız, en üstün olan her yönden ama, askeri, siyasi, politik, her yönden üstün olan sizsiniz diyor Allah. Size söz veriyorum, garanti veriyorum diyor Allah. Mehdiyetin bir başka açıklamasıdır bu ayet. Hac suresi 41. Onlar ki, yani Mehdi talebeleri, onlar ki diyor ayetin ifadesi o inşallah. Yeryüzünde kendilerini yerleştirir. Yeryüzü neresi? Dünya. Dünyada kendilerini yerleştirir. Bütün dünyaya hakim eder.
iktidar sahibi kılarsak, dünyanın iktidarına, dünya devletine hükümet ederseniz, ettiğinizde, ki edeceksiniz, iktidar sahibi kılarsak, onlar dosdoğru namazı kılarlar. Mehdi ve talebeler, dosdoğru. Namaz tam tarif edildiği gibi. Zekatı verirler, bol bol mal dağıtırlar. Mehdi'nin şey olur, gelir diyor, iki rekat namaz kılar diyor. Evet. Zekatı verirler, malı dağıtırlar. Marufu emrederler, güzelliği söylerler. Anarşiden, terörden, savaştan kaçınmayı, kardeşliği, barışı, iyiliği, güzelliği emrederler. Münkerden sakındırırlar. Kan dökmekten, şiddetten, savaştan kaçındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Hepsini Allah yapar diyor. Ayette Allah. Hac suresi 41. Yunus suresi 82. Şeytan Allah'a sınırım. Allah suçlu günahkarlar istemese de, suçlu ve günahkarlar istemezler diyor Allah. Neyi? Hakkı. Hak ne? İslam. Hakkı hak olarak kendi kelimeleriyle, Kur'an'ın hükmüyle, Kur'an'ın kelimeleriyle, Mehdi'nin dilinden dökülen kelimelerle, İsa Mesih'in ağzından çıkan kelimelerle, yani Kur'an hükümleriyle gerçekleştirecektir. Yunus suresi 82. Gerçekleştirecek ne demek? Vaatten gerçekleşmeye dönüşecek. Vaatten gerçekleşmeye dönüşecek. Bak, gerçekleştirecek ne demek? Somut, elle tutulur, net hale gelecek. Yani olay tahakkuk edecek diyor, gerçekleştirecektir. Suçlu günahkarlar istemese de, yani onlar dilenecekler diyor karşıtlar. Dilenecekler, hakkı hak olarak. Kendi kelimeleri gerçekleştirecektir. Hak her yere hakim olacak diyor Allah.